Merhaba arkadaşlar adım adım denemelerimizi çözmeye devam ediyoruz. Birinci adımımızı çözmüştük. Şimdi ikinci adım tyt denemesini çözeceğiz. Birinci denememizden başlıyoruz. Yine 5 tane denemeyi de bu video içerisinde çözeceğim. Sorular az olduğu için sıkıntı olmuyor ama AYT'yi belki ikiye bölebilirim. Bakalım. Suyun canlılar için önemiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Buharlaşma özelliği sayesinde karasal ortama adaptasyon sağlayan canlılarda vücut sıcaklığını düzenler. Şimdi buradaki buharlaşmadan kastettiği bizim terlememizdir aslında. Ee, vücudumuzun sıcaklığı çok arttığı zamanlarda işte yazın mesela çok sıcak olduğu zamanlarda hemen terliyoruz değil mi? Böylece suyun buharlaşma özelliği sayesinde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Karasal ortama en iyi şekilde uyum sağlamış oluyoruz. Böylece vücut sıcaklığımızı da düzenliyoruz. O yüzden bu doğrudur buzun öz kütlesi sudan daha az olduğu için su ekosistemlerinde buz kütlesi altında kalan canlılar canlılığın devam etmesine olanak sağlar demiş. Arkadaşlar normalde bakın bir e, suyu dondurduğunuz zaman mesela diyelim ki buz kaplarına su doldurdunuz ve buzluğa attınız. Ve aradan bir 15-20 dakika geçsin, çıkarın. Üst tarafının buz tuttuğunu, alt tarafını yani içinin hala su olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi su donmaya yüzeyden başlıyor ve buzun öz kütlesi sudan daha azdır. Yani katı halinin yoğunluğu sıvı halinin yoğunluğundan daha azdır. Bu yüzden de buz suyun üstünde yüzer. Mesela suyun içerisinde buz attığınız zaman da görürsünüz bunun üstünde yüzdüğünü. Bu sayede su kütlesi yani buz kütlesi altında kalan canlıların yaşamasına olanak sağlıyor. Mesela doğu taraflarında işte Ardahan'da Çıldır Gölü var. Çıldır Gölü her sene donar. Çıldır günün üzerinde kayak yapar insanlar haberlere çıkar görürsünüz. Altından da işte oradan bir delik açarlar balık tutarlar canlı canlı. Bunun sebebi nedir? O buz kütlesinin altında bulunan canlılar hala yaşamını sürdürüyor. Eğer dipten donmaya başlasaydı o canlılar da donacağı için yaşamasını olanak sağlayamazdı. O yüzden doğrudur. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu maddeleri topraktan çözülmüş olarak almasını sağlar. Bu da doğrudur. Topraktan su ve mineralleri bitkiler kökleriyle alıyorlar ve suyun çözücü özelliği sayesinde arkadaşlar, işte yine taşıma özelliği sayesinde ihtiyaç duyduğu mineralleri almasını sağlıyor. Düşük özgün ısıya sahip olması denizlerin karalara göre daha hızlı ısınıp soğumasını sağlar. İşte bu yanlıştır düşük özgür ısı değildir yüksek özgür ısıya sahiptir. Peki özgür ısı ne demek? Bir maddenin arkadaşlar bir gramını bakın bir gram bir madde düşünün su düşünün mesela. Diyelim ki suyumuzun sıcaklığı 25 derece olsun. Ben bu 1 gram suyun 25 dereceden 26 dereceye sıcaklığını çıkarmak için harcadığım enerjiye özgür ısı diyorum özgür ısı diyoruz buna. Bu özgün ısısı çok yüksektir. Yani 25 dereceden 26'yı çıkarmak için çok fazla enerji harcaması lazım. Bu yüzden de bu özgün ısısının yüksek olmasından kaynaklı olarak e, denizlerin karalara yani denizler karalara göre daha yavaş ısınır. Daha yavaş soğur arkadaşlar. Bu da yine canlıların içerisinde yaşamasını olanak sağlar. Eğer hızlı ısınıp hızlı soğusaydı içerisinde bulunan canlılar buna uyum sağlayamayacağı için dolayısıyla öleceklerdi. O yüzden bu yanlıştır. Özgür ısısı düşük değildir, yüksektir suyun. Ve ee, hızlı ısınıp soğumaz, yavaş ısınıp yavaş soğur. O yüzden cevabımız ne olacak? 1-2-3 olur. Gelelim 16. sorumuza. Bir göl ekosisteminde çalışma yapan bilim insanları göldeki çözülmüş oksijen miktarının büyük oranda azaldığını tespit etmiştir. Buna göre oksijen miktarındaki bu azalma verilenlerden hangileriyle açıklanabilir? Arkadaşlar eğer bir gölde çözülmüş oksijen miktarı azalmışsa o gölde ötrofikasyon gerçekleşiyor demektir. Bakın dikkat ederseniz iki denemedir. Yani önceki çözdüğümüz birinci adımda da sormuştu ötrofikasyonu. Burada da soruyor. Ötrofikasyon belki bu sene gelebilir. O yüzden dikkat edebiliriz buna. Ötrofikasyonun olduğunu gösteriyor. Bakalım diyor ki: Oksijen miktarındaki bu azalma verilenlerden hangileriyle açıklanabilir? Atık maddelerin sudaki azot ve fosfor oranını artırması. Evet, azot ve fosfor oranı arttığı için ne olmuştur? Alglerin miktarı artmıştır. Algler su yüzeyini kapladığı için içeriye yani suyun içerisine su ve oksijen girişi e, kısıtlanmıştır ya da engellenmiştir dolayısıyla oksijen miktarı azalmıştır bu olabilir. Organik atık miktarının artması sonucu ölen canlıların dibe çökmesi. Şimdi organik atık miktarı artıyor. Organik atıkları da e, yani su yüzeyinde bulunduğu için organik atıklarda buradaki canlılar ne yapıyor arkadaşlar bu atıklardan dolayı ölüyorlar çünkü ayrıştırma gerçekleşmediği için su kirlenmiş oluyor yeterli oksijen alamıyorlar ve dolayısıyla ölüyorlar ölen canlılar da ne yapıyor tabii ki dibe çöküyor o yüzden bu da olur açıklanır zaten ki zaten ötrofikasyonun bir basamağıdır bu da sudaki ışık geçirgenliğinin azalması bu da yine ötrofikasyonun bir basamağıdır o yüzden bununla da açıklayabiliriz cevabımız ne olacak edirne seçeneği olacak gelelim 17. sorumuza lizozomların taşıdığı sindirim enzimleri diyor hangilerinde görev almaz lizozomlar arkadaşlar sindirim enzimleriyle ne yapar hidroliz yaparlar hidroliz yani suyla parçalama olayı yaparlar Mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi. Evet ak yuvarlarımızda bulunurlar mesela bol bu miktarda. Ak yuvarlar bir mikroorganizmayı yakaladığı zaman onu etkisiz hale getiriyor lizozomlarında bu olur. Amino asitlerin parçalanması demiş. Şimdi amino asit bir monomerdir. Monomer yani küçük organik bileşiktir arkadaşlar. Bunun parçalanması ancak hücresel solunumla olur. Hücresel solunum. Yani Lizozomlardaki hidrolitik enzimlerle bu olmaz. Dolayısıyla bunu alamayız. Yağların hidroliz edilmesi zaten hidroliz olayını yaptığı için yağları hidrolize edebilir. Burada hangisinde görev almaz dediği için cevabımız Bursa seçeneği olacak. Şimdi geçelim diğer sorumuza. 18. Filogenetik sınıflandırmaya göre bitkiler aleminde yer alan tüm türler için özelliklerinden hangiler ortaktır şimdi bitkiler alemindeki tüm türler diyor o zaman bizim aklımıza karayosunu gelecek karayosunu bu en ilkel bitki türüdür arkadaşlar daha sonra e, eğrelti otları gelecek eğrelti otu ve mesela diyelim ki elma ağacı gelecek aklımıza elma ağacı bir de çam olsun aklımızda tamam mı bunlar gelecek aklımıza tüm türler dediği için bakın hepsi için düşüneceğim ökaryot hücre yapısında olma Hangileri ortaktır diye soruyor bize. Ökaryot hücre yapısı tüm bitkiler ökaryot mudur? Evet o zaman bu olur. Gerçek çiçek oluşturma arkadaşlar gerçek çiçek oluşturma kapalı tohumlulara ait bir özelliktir. Bakın bizler bitkiler alemini şöyle ayırıyoruz. Hatta ben bunu sileyim isterseniz. Size daha e, genel bir tablo olarak vereyim. Şöyle biz bitkiler alemini şöyle arıyoruz arkadaşlar. Damarsız. Tohumsuz bitkiler. Damarsız tohumsuz bitkiler, damarlı tohumsuz bitkiler, damarlı tohumsuz bitkiler ve en son damarlı tohumlu bitkiler. Damarlı tohumlu bitkiler. Damarlı tohumlu bitkileri de biz ikiye ayırıyoruz. Açık açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler diye kapalı tohumlu bitkiler diye arkadaşlar ve angiosperm, gymnosperm diye ayırıyoruz. Peki bunların özellikleri neler? Mesela örnek verelim. Damarsız tohumsuz bitkilere karayosunlarını örnek olarak verebiliriz. Karayosun dediğim gibi en ilkel olan bitkidir. Damarlı tohumsuz bitkilere eğrelti totlarını örnek olarak verebiliriz. Yine damarlı tohumlulardan açık tohumlulara çam ağacını örnek verebiliriz. Kapalı tohumlular ise arkadaşlar mesela bir fasulye bitkisini, bir elma ağacını örnek verebiliriz. Yine kapalı tohumlu bitkiler kendi içerisinde de ikiye ayrılıyor bu arada. Tek çenekliler ve çift çenekliler olmak üzere ama bu kadar detayına girmiyorum burada. Şimdi bakalım bunların hepsi için ortak olanı bulacağız. Bu arada damar dediğimiz nedir? İletim demeti. Damarsız da mesela karayosunun da hiçbir şekilde iletim demeti yok. O yüzden toprağa bitişik yaşıyorlar bunlar. Hani ağaçların üstünde yosunlar var ya veya taşların üstündeki yosunlar. İşte onlar nedir? Damarsız tohumsuz bitkidir. Gerçek çiçek oluşturma. Kimin özelliğiymiş? Kapalı tohumlu olan bitkilerin özelliğiymiş. Dolayısıyla bu ortak değildir. Fotosentez yapma. Arkadaşlar fotosentez yapmayı da örnek ee fotosentez yapmayı da ortak olarak alamıyoruz. Neden biliyor musunuz? Tam parazit bitkiler vardır. Tam parazit bitkiler vardır. Tam parazit bitkiler fotosentez yapamıyorlar. Üzerinde yaşadığı bitkiden hem fotosentez ürünlerini hem de su ve minerallerini alarak yaşam sürdürürler. Dolayısıyla bunlar parazit oldukları için fotosentez yapamadıkları için fotosentez yapmayı ortak olarak alamıyoruz. Odunsu gövdeye sahip olma. Odunsu gövde mesela açık tohumlu bitkilerde var. Kapalı tohumlu bitkilerde vardır arkadaşlar. Ama işte karayosun, eirel gibi bitkilerde yoktur. O yüzden bu da ortak değildir. Bize hangisi ortaktır diye sorduğu için cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız bir olur. Gelelim 19. sorumuza. Bir eşe yana hücresine ait genotip şekilde gösterilmiştir bu hücreden oluşacak aşağıdaki gametlerden hangisi sadece crossing over meydana gelebilir? Şimdi crossing over ne demekti? Gamet değiştirmek. Karşılıklı alellerini değiştirmek demektir. Arkadaşlar burada crossing over'ın olabilmesi için bağlı genlerin olması lazım. Bağlı genler hangileri bakın? Şu K ile M bağlı genler. Bunlar arasında bir ee, parça değişimi olabilir. Normalde parça değişimi olmazsa. Büyük K, büyük M, küçük k küçük m olur. Ama parça değişimi olduğunu düşünürsek ne olacak? Bakın büyük k'nin yanına küçük m gelir. Küçük k'nin yanına da büyük m gelir. Şurayı büyük yapalım. Büyük m gelir. O zaman ben sadece k ve m'lere bakarak halledebilirim. Yani ben ya büyük k küçük m'yi bulacağım ya da küçük k büyük m'yi bulacağım. Bakalım. Bakın büyük k büyük m. Bu A şıkkı olmaz. Küçük K, küçük M. Bunlar crossing over sonucu oluşmuyordu. Bu da olmaz. Yine büyük K, büyük M. Bu da olmaz arkadaşlar. Bakın büyük K, küçük M. D şıkkında gelmiş. D şıkkında. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak. Edirne seçeneğine baktığımız zaman onda da büyük K, büyük K, büyük M var. Bu da olmaz. Crossing over'lı gametler hangisiymiş? Denizli seçeneğiymiş. Yani bu tür soruları böyle daha basit düşünebilirsin. Seni hani A'yı B'yi diğerlerini katmadan direkt bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. 0 Rh pozitif ve AB Rh negatif kan gruplu çocuklara sahip anne ve baba için diyor. Durumlarından hangileri doğru olabilir? Şimdi bu anne ve babanın olası genotiplerini bulalım. Arkadaşlar 0 Rh pozitif çocuğun oluşabilmesi için 0 allellerinin yan yana gelmesi lazım. Rh pozitif dediği için de büyük R var ama yanında büyük R de olabilir, küçük R de olabilir. O yüzden çizgi koyduk. Diğer çocuğa bakıyorum. Diğer çocuk neymiş? AB Rh negatifmiş. Şimdi AB RH negatiflik nasıl olacak? Küçük R küçük R. Şimdi ben anneyi ve babayı bulabilirim. Bakın A ile B'nin yan yana gelmesi için birini anneden değil mi? Birini de babadan alması lazım. Bunlar tam tersi de olabilir. Yine sıfırların yan yana gelmesi için birini anneden diğerini babadan alması gerekiyor arkadaşlar. Sonra bakıyorum. Büyük R'yi bakın büyük R'yi birinden alması lazım. Mesela diyelim kimden alsın? Anneden alsın küçük r'lerin yan yana gelmesi için de birini anneden, diğerini babadan alacak. Babanın şuradakini bilemem. Veya bu tam tersi olabilir. R'ler yer değiştirebilir. Hani anne bu genotipte, baba bu genotipte kesin diye bir şey yok. Bunlar yer değiştirebiliyorlar. Ama olası genotipleri şimdilik bulduk. Diyor ki, hangileri doğru olabilir? Zaten bize kesinlik sormuyor. Baba B0, anne A0 olabilir. Evet, baba B0, anne A0 olabilir. Baba RH faktörü bakımından homozigot baskın. Şimdi arkadaşlar RH faktörü bakımından homozigot baskın demek demek büyük R büyük R olması demektir. Burada büyük R büyük R olması imkansızdır. Çünkü bu küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan alması gerekiyor. Yani her ikisinde de bu gen bulunacak bu allel. Dolayısıyla büyük R'lerin yan yana gelmesi yani babanın ya da annenin büyük R büyük R'ye sahip olması imkansızdır. Bu yanlıştır. Anne AB RH ya e, AB büyük R küçük R genotipli. Şimdi anne ya da babaya baktığımız zaman AB yazabildik mi? Yazamadık. Niye yazamıyoruz? Şu sıfırların yan yana gelmesi için birini anneden, diğerini babadan alması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar AB kan gruplu olamazlar. Gitti. Anne RH faktörü bakımından heterozigot. Evet bakın heterozigot olabiliyor değil mi? Olabilir. Cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olacak Bursa seçeneği. Geçelim şimdi diğer denememize. Hemen açayım denemeyi. Şimdi geldik ikinci denememize arkadaşlar. Yine kalıtım sorusuyla başlıyoruz. Diyor ki kısmi renk körlüğü X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik bir allerle taşınır. Hasta bireyler kırmızı ve yeşil rengi ayırt edemezler. Bunu biliyoruz zaten. Diyor ki: Genotipleri verilen ebeveynlerden hangilerinin tüm erkek çocuklarının kısmi renk körü olması bekleniyor? Şimdi tüm erkek çocuklarının kısmi renk kör olabilmesi için normalde bakın bilmeyen biri ne yapacak? Hepsini teker teker deneyecek. Böyle yapmayın arkadaşlar. Tüm erkek çocuklarının kısmi renk körü olması gerekiyor diyor. Ee, erkek çocuğu X kromozomlu kimden alıyor? Anneden, değil mi? X üzeri küçük R'ye. Y'yi babadan alıyor. X'i de anneden alıyor. Peki bir erkek çocuğunun kesinlikle renk körü olabilmesi için yani tüm erkek çocuklarının renk körü olabilmesi için annenin ne olması lazım? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada anneyi bu şekilde olanları alacağız. Bakalım. 1 numarada evet annemiz x üzeri küçük r küçük r alabiliriz. Bunu alıyoruz. 2 numarada büyük r büyük r. Bakın bunun çocuklarının erkek çocuklarının hiçbiri hatta kız çocuklarının da hiçbir renk körü olamaz arkadaşlar. 2 numarayı almıyoruz. 3 numarayı yine alıyoruz bakın olur. Dört numaraya geldiğimde bakın anneye bakıp erkek çocuklar hakkında şöyle yorum yapabilirim. Anne büyük reyi verirse erkek çocuklar sağlam olur. Küçük reyi verirse erkek çocuklar hasta olur. Dolayısıyla yüzde elli ihtimal vardır. Yani yüzde ellisi sağlam yüzde ellisi hasta olur diyebiliriz. Ya da %50 ihtimalle hasta olacak, %50 ihtimalle sağlam olacak diyebiliriz. Ama bize %100 olanını soruyor. O yüzden 1 ve 3 e alıyoruz. Cevabımız denizli seçeneği olacak. 16. sorumuz. Mitokondri ve kloroplast organellerinde özelliklerinden hangileri ortak olarak gözlenir? Bakalım mitokondri ve kloroplast ikisi de çift katlı zara mı sahip? Evet ikisinin de kendine özel DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var mı? Var kendi kendilerini çoğaltabiliyorlar mı? Evet. Bakalım. Oksijen kullanarak ATP üretme. Arkadaşlar oksijen kullanarak ATP üretme hangisinin özelliğidir? Mitokondrinin dolayısıyla ortak değil. Kendine ait genoma sahip olma. Evet kendine ait genoma sahip olma yani DNA'ya sahip olma ikisi için de ortaktır. Doğru. Protein sentezleme. Kendilerine ait ribozomları olduğu için protein sentezleyebiliyorlar. Çift katlı Zara sahip olma zaten e, çift katlı zara sahip olduklarını da daha önce söyledik. Ortaktır. Cevabımız 2-3-4 şeklinde olur. Edirne seçeneği. Gelelim diğer sorumuza. 17. sorumuz. Eşeğli yüreyen bir canlının metafaz 2 evresinde 12 kromozom sayıldığına göre. Eşeğini üreyen bir canlının metafaz 2 evresinde 12 kromozom sayıldığına göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar metafaz 2 evresinde 12 tane kromozom sayılıyormuş. Şimdi biz ne biliyoruz? E, mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyor değil mi? Mayoz 1'de. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iniyor. Eğer metafaz 2 evresinde 12 tane kromozom sayılıyorsa o zaman bu canlının kromozom sayısı nedir? 24'tür. Bakın eğer metafaz ikisinde 12 tane kromozom sayılıyorsa demek ki yarıya düşmüş 12 olmuş. O zaman normal canlının yani normal vücut hücrelerinin kromozom sayısı kaçtır? 24'tür. 2 yani eşittir 24. Şimdi bakalım buna göre cevaplayalım. Diyor ki profaz 1'de 24 tetrat oluşmuştur. Tetrat ne demekti? Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomların bir araya gelerek oluşturduğu bu dört kromatitli yapıydı. Tetrat, tetra 4 demek. Burada her iki kromozom bir araya gelerek eğer tetrat oluşturuyorsa 24'ü 2'ye böldüğüm zaman ne olacak? 12 tane tetrat oluşmuş olacak. Dolayısıyla burada 24 tetrat dediği için bu yanlış olur. Anafaz 2'de bir kutba 12 kromotot, kromotot yalnız kromatit çekilecektir. Şimdi 12 tane kromozom var ya metafaz 2'de. Metafaz 2'den sonra anafaz 2 geliyor zaten. Her biri kromatitlerine ayrıldığı zaman bir kutba 12 kromatit diğer kutba da 12 kromatit çekilir arkadaşlar. Bu doğrudur. Eşe yana hücresinin kromozom sayısı ikiye eşittir 48 olmalıdır diyor. Hayır biz ne bulduk? 2'yen eşittir 24 bulduk. Bu yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için bize cevabımız ne olur? Yalnız 2 Bursa şıkkı olacak. Gelelim 18. sorumuza. Canlı hücrelerde gözlenen bazı metabolik reaksiyonlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur? Bakalım arkadaşlar ilk önce bu olaylara bakalım biz. Bakın bir numaralı olaya baktığım zaman karbondioksit ve suyu birleştiriyor. Ne üretiyor? Glikoz. O zaman bir numara nedir? Fotosentez. Fotosentez. İki numaraya bakıyorum. Glikozu su ve karbondioksite parçalamış fotosentezin tersi bir olay olan hücresel solunumdur. Hücresel solunum yani oksijenli solunum olarak düşünebilirsiniz. Hücresel solunum. Daha sonra geliyorum 3 numaraya. 3 numara glikozdan ne üretmiş? Nişasta ve su üretmiş. Arkadaşlar bu olay nedir? Dehidrasyondur. Dehidrasyon. 4 numarada ise nişasta ve suyu kullanarak glikoza parçalıyor. Bu da nedir? Tabii ki hidrolizdir. Hidroliz. Peki nişastanın oluşumu olayı nerede gerçekleşir? Bakın 3 numaralı olay. Kimlerde gerçekleşiyor sadece? Bitkilerde. 3 numaralı olay sadece bitkilerde gerçekleşir. 4 numaralı olay bizim vücudumuzda ağız boşluğu ve bağırsak boşluğumuzda gelişebilir. Yani hücre dışı sindirimle biz bunu yapabiliyoruz. Fotosentez yani bir numaralı olayı kim yapabiliyor? Fotosentez yapan canlılar, üreticiler yapabiliyorlar. İki numaralı olayı da arkadaşlar hücresel solunum, oksijenli solunum yapan tüm canlılarda gerçekleşebiliyor. Gelelim 5 ve 6'ya. Glikozin, glikojeni Pardon glikozu glikojene dönüştürmüş. Bu olay da nedir? Yine dehidrasyondur. Ama bu olay kimlerde gerçekleşiyor? Mantarlarda, bakterilerde ve hayvanlarda gerçekleşiyor. Bu da büyük ihtimal bize nerede gerçekleşiyor, kimlerde gerçekleştiğini soracak. 6 numaralı olaya baktığım zaman o da yine nedir? Aynı 4 numaralı olay gibi hidrolizdir. Bakalım şimdi diyor ki 3 ve 5 numaralı reaksiyonlar sonucunda hücrenin derişimi artar. 3 ve 5'e bakıyorum. Hemen isterseniz şöyle sileyim. Zaten ne olduğunu anladık biz. Şurayı bir silelim. Şurayı da silelim. 3 numaralı olayda arkadaşlar glikoz nişastaya dönüşüyor. Artı su oluşuyor. Derişim artıyor mu azalıyor mu? Azalıyor değil mi? Dehidrasyon sentezinde, dehidrasyon olayında ortamdaki monomer madde miktarı azalıp polimer artı su üretildiği için derişim azalır. Burada derişim artar demiş. Bu yanlıştır. 2 numaralı reaksiyonun amacı enerji üretmektir. 2 numaralı reaksiyon hücresel sonum. Evet amacı enerji üretmek bu doğrudur. 4 ve 6 numaralı reaksiyonlar aynı hücrede gerçekleşemez demiş. Arkadaşlar 4 ve 6 biri nişastayı parçalıyor diğeri de glikojeni parçalıyor. Aynı hücrede gerçekleşmez doğrudur. Nasıl doğru biliyor musunuz? Şimdi Bizim hücrelerimiz glikojeni parçalayabiliyor ama nişastayı hücre içine alıp parçalayamıyor. Biz nişastayı sadece ağız boşluğu ve ince bağırsak boşluğunda parçalayabiliyoruz. Hücrelerimizin içerisine alamıyoruz. O yüzden de aynı hücrede gerçekleşemiyor doğrudur. Bir numaralı reaksiyon için ışık enerjisi gereklidir. Şimdi bakın burada glikoz üretimi sadece fotosentez değil kemosentezde de gerçekleşir. Dolayısıyla Burada direkt ışık enerjisi gereklidir diyemiyoruz. Çünkü kemosentezde ışık enerjisi kullanılmıyor. Bize kesinlik sorduğu için 4 numarayı alamıyoruz. Cevabımız 2 ve 3 Ceyhan seçeneği olacak. Şimdi geçelim diğer sorumuza. 19. soru. Virüslerin çoğalabilmek için canlı bir konak hücreye ihtiyaç duyma nedeni diyor. Hangileriyle açıklanabilir? Bakalım. Metabolik enzimlere sahip olmaması bu olabilir arkadaşlar çünkü kendi enzimleri olmadığı için bir enzim bir reaksiyon için mutlaka gereklidir. Bu yüzden de enzimlere sahip olamadıkları için hiçbir reaksiyon gerçekleştiremiyorlar. Bu yüzden de canlı bir konak hücreye ihtiyacı vardır. Antibiyotiklerden etkilenmemesi bunun canlı bir konak hücreye ihtiyaç duyması ile ilgisi yoktur. Antibiyotiklerden etkilenmezler doğru. Mesela gripal bir enfeksiyon geçirdiğiniz zaman, grip olduğunuz zaman antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Boşu boşuna bağırsaklarınızdaki bakterileri, yararlı bakterileri öldürmüş olursunuz. O yüzden grip olduğunuz zaman eğer doktor size antibiyotik veriyorsa bunun bir sebebini sorun. Daha sonra arkadaşlar kullanmaya başlayın. Hani başka bir mikrobik enfeksiyon yoksa, hani bakteri ile ilgili bir enfeksiyon yoksa, virüsle ilgili bir enfeksiyon varsa antibiyotik kullanmayın. Dolayısıyla bunun Canlı bir konak hücre ihtiyaç duymasına bilgisi yoktur. Mutasyon hızının yüksek olması bu da arkadaşlar yine canlı bir konak hücre ihtiyacı olması ilgisi yoktur. Sadece virüsler tek başına çoğalamadıkları için canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar. Bunun sebebi de enzimlere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Yine organellere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Cevabımız A şıkkı olacak. İkinci deneme için son sorumuz, ekosistem biyotik ve abiyotik faktörlerden oluşur. Abiyotik faktörlerden olan güneş ışığı, verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesinde etkilidir? Bakalım. Arglerin karbondioksite özümlemesi? Arkadaşlar, güneş ışığı, güneş ışığı e, suyun parçalanmasını sağlıyor. Şimdi fotosentez yapan canlılarda suyun parçalanmasını sağlıyor. Dolayısıyla burada karbondioksit özümlemesi suyla birlikte karbondioksit alacağı için o yüzden gereklidir. O yüzden bunu alıyoruz. Bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve çiçeklenmesi zaten büyümesi için fotosentez yapması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla gereklidir. Hayvanların göç faaliyetleri, avlanması ve üremesi, güneş ışığı belli bir biyolojik ritim oluşturduğu için bunların iç, bunlar için gereklidir arkadaşlar. O yüzden bu da olur. Bakterilerin kemosentezle organik besin üretmesi. Şimdi kemosentezde ışık kullanılmaz. O yüzden de burada bakterilerin güneş ışığına ihtiyacı yoktur kemosentez yapabilmesi için. O yüzden bunu almıyoruz ama diğer üçünü Alıyoruz cevabımız denizli oluyor. Şimdi burada şunu düşünün. Güneş ışığı bizlerde belli bir biyolojik ritim oluşturuyor. Mesela bahar aylarında günler daha uzun oluyor. Yaz aylarında günler daha uzun oluyor. Geceler daha kısa oluyor. İşte sonbahara gelindiği zaman yavaş yavaş artık günler kısalıyor. Geceler uzuyor arkadaşlar. Mesela kuşlar bu güneşin hareketleriyle yine gün uzunluğuna bağlı olarak ne yapıyorlar? Göç hareketlerini düzenliyorlar. Yine bitkiler bugün uzunluğuna bağlı olarak çiçekleniyorlar, gelişiyorlar. O yüzden güneş ışığı canlar için oldukça önemlidir. Böylece ikinci denememizi de bitirdik. Hemen üçüncü denemeyi açayım. Evet geldik üçüncü denememize. De diyor ki mesajcı reyna, taşıcı reyna ve ribozomal reyna molekülleri için hangileri ortaktır? Bakalım. Ribozomun yapısına katılma. Arkadaşlar ribozomun yapısına katılan ribozomal reynadır. Bu ortak değil mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunma. Şimdi mesajcı RNA mitokondride ve kloroplastta üretilir. Taşıyıcı RNA yine orada protein sentezi yapılması için bulunur. Ribozoma RNA da mitokondrinin ribozomunun yapısına katıldığı için bu da arkadaşlar e, ortak özelliktir. Bunu alıyoruz. DNA tarafından sentezlenme zaten ribozom e, pardon RNA kendi kendini sentezleyemiyor. Yani kendini eşleyemiyor. Dolayısıyla DNA tarafından sentezleniyor. Üçü içinde bu ortaktır. Üçünü de DNA sentezler. Cevabımız olacak? 2 ve 3 edirne seçeneği olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki bir canlının X ve Y hücrelerinin bölünme evrelerine ait görseller aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar Bakın X hücresine baktığımız zaman yakınlaştırayım şöyle. X hücresinde kromozomlar böyle çift halinde merkeze dizilmiş. Eğer böyle çift halinde merkeze dizilmiş kromozom görüyorsanız bu nedir? Mayoz bölünmedir. Mayoz bölünmenin hangi evresidir? Merkeze dizildiği için metafaz evresidir. Yani metafaz 1. Yazalım şuraya. Metafaz bir evresidir. Kaç kromozomlu bu hücre? Kaç tane kromozom var? 4. 2 yani eşittir. 4 kromozomdur. Şimdi ikinci evreye bakıyorum. İkinci evrede ne yapıyor? Ayrılıyor bakın. Bu da nedir? Ayrılma evresidir. Yani anafaz bir evresidir. Anafaz bir. Yine hala 4 kromozom var burada. Şimdi geliyorum ikinciye. Y hücresine. Y hücresinde kromozomlar tek sıra halinde dizilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu mitoz bölünmeye aittir. Ya da bir de bize burada ne diyor? Bir canlının X ve Y hücreleri. Aynı canlının X ve Y hücreleri. Dolayısıyla buradaki kromozom sayısı nedir? 2 yani eşittir 4'tür. Ve bu arkadaşlar mitoz bölünmenin metafaz evresidir. Metafaz. Burada mayoz bölünme gerçekleşmiyor. Bu da nedir? Anafaz evresidir değil mi? Ayrıldığı için anafaz evresi. Şimdi bakalım. Diyor ki buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Profaz ve metafaz evreleri gösterilmiştir. Hayır. Metafazla anafaz. Bu yanlış. X hücresi mayoz, Y hücresi mitoz geçirmektedir. Baktığımız zaman doğru mu? Doğru. Söyledik zaten. X ve Y hücreleri canlının farklı organlarına aittir. Doğru arka arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi burada bir de farklı organlarını ha, kesinlik soruyor bize. Şöyle hani kesinlik sorduğu için şunu düşünebiliriz. Mesela Üreme ana hücresi nerede bulunuyor? Üreme ana hücresi sonuçta mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Diyelim ki dişilerin yumurtalığını düşünün. Yumurtalıklarda üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirirken yumurtalığın kendi hücresi mitoz bölünme geçirebilir. Dolayısıyla farklı organa aittir diye kesin bir şey söyleyemiyoruz. Farklı organa ait olabilir de olmayabilir de. Burada bize kesinlik sorduğu için bu 3 numarayı alamıyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Eğer kesinlik sormasaydı o zaman 3 numarayı da alabilirdik. Hani farklı organlarına aittir demesini alabilirdik ama kesinlik sorduğu için alamıyoruz. Cevabımız 5 şıkkı olacak. Gelelim 17. sorumuza. Soy ağacı sorusu diyor ki Aşağıda verilen soy ağacında koyu renkle belirtilen bireyler 30 zaman çeknik özelliktedir. Biyoloji öğretmeni öğrencilerin aşağıdaki öğrencilerin soy ağacındaki numaralı bireylerin olası genotiplerini yazmalarını istemiştir burada da yazmış. Diyor ki buna göre yanlış ya da eksik yazılan genotiplerin tamamı seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bizim bunu bulabilmemiz için önce biz kendimiz tabloyu çözümleyelim. Tamam mı? Ondan sonra karşılaştırırız. Arkadaşlar otozomal çekinik dediği için taralı olan bireylere ben küçük a küçük a yazıyorum. Bakın yazalım. Taralı olan bireylere küçük a ha, küçük a'ları yazdık. Şimdi alt taraftan başlıyorum. Bakın küçük a'ların yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan alması lazım. Annede de babada da küçük a var. Bunların taralı olmaması için de büyük a'yı taşıması gerekiyor. 8 ve 9 heterozigot. 10 ve 11'e geliyorum. Şimdi burada x ve y'yi katmadığımız için dolayısıyla 10 ve 11 taralı değilmiş. O zaman 10 ve 11 ne olabilir? Büyük a büyük a da olabilir. Büyük a küçük a da olabilir arkadaşlar. Bu şekilde yazılması gerekiyor. Tamam bunları yazdık. Gelelim şuradaki seçeneğimize. Bakın şuraya gelelim. Burada olacak? Yine küçük ağların yan yana gelmesi için birini kimden alacak? Anneden aldı. Diğerini kimden alacak? Babadan. O zaman baba nedir? Heterozigottur. 4 numara. Şu 6 numaraya geliyorum. 6 numara annesinden kesinlikle küçük a'yı alır mı? Alır. O zaman büyük a küçük a olur mu? Olur. Sonra 5 ve 7'ye geliyorum. Arkadaşlar 5 ve 7 taralı olmadığı için bunlara ne yazabilirim? Büyük A, büyük A, Büyük A, Küçük A yazabilirim her ikisine de. Çünkü kesin bir şey bilmiyorum bunlarla ilgili. Daha sonra geliyorum diğerlerine bakın. Küçük A'ların yine yan yana gelmesi için burada. Şurada. Birini anneden alıyor. Diğerini babadan alıyor arkadaşlar. Bunlar da heterozigot oluyor. Şuradaki 3 numaralı bireye geldiğim zaman 3 numaralı bireyde ne olacak? Ya Büyük A, Büyük A olacak ya da Büyük A, Küçük A olacak. Şimdi bunları bir karşılaştıralım. Şimdi bakalım. 1 ve 2'ye büyük A küçük A yazdık mı? Yazdık. O zaman 1 ve 2'yi doğru yazmış çocuklar. 3 numaraya bakıyorum. Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A yazdık mı? Evet yazdık. 4 numara için ne dedik? Heterozigot dedik. Büyük A küçük A dedik. Doğru yazmışlar. 5 numaraya geliyorum. 5 ve 7 için ne dedik? Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olur dedik. Evet burada doğru yazmışlar. 6 numaraya geliyorum. Bakın 6 numaraya biz heterozigot bulduk. Ama bunlar ne yazmış? Büyük A büyük A yazmış. Dolayısıyla 6 numara yanlış. 8 numaraya geliyoruz. 8 numara için biz ne dedik? Heterozigot 8 ve 9 için. Arkadaşlar bakın burada 8 ve 9'a bunlar yanlış mı yazmışlar? Evet yanlış yazmış. O zaman 8 ve 9 yanlıştır. 10 numaraya geliyorum. Bakın 10 numara için ne dedik? Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A dedik 10 numara ama burada heteriz yani çekinik yazmışlar. Zaten çekinik yazmaları yanlış çünkü çekinik olsaydı taralı olurdu. O yüzden 10 numara da yanlış. 11'e geliyorum. 11'e de büyük A, büyük A ya da büyük A küçük A yazdık. Burada doğru yazmışlar. Cevabımız ne olacak? 6 8 9 10 olacak arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Gelelim 18. sorumuza. Asit yağmurları ile ilgili diyor, hangileri doğrudur? Suyun ve toprağın pH değerini yükselterek zehirli maddelerin çözünürlüğünü azaltır. Şimdi Şimdi burada arkadaşlar pH değerini yükselterek demiş. pH değerinin yükselmesi demek bakın pH'ın yükselmesi demek 7'den yukarıya çıkması demektir. Veya işte pH'ın işte toprağın pH'ı 6 ise 6'dan yukarı çıkması demektir. Asit yağmuru asit adı üstünde asitleştirir değil mi? Yani pH'ı düşürür. O yüzden bu yanlıştır. pH yükselterek dediği için bu yanlış olacak. Yağış sonucu oluşan zehirli maddeler besin zinciri yoluyla biyolojik birikime uğrar. Şimdi yağışta asit yağmurları geldi toprağa yağdı. O topraktaki bu asitleri çözülmüş olarak kim alıyor? Bitkiler. Bitkiler fotosentezde kullanıyor kendi bünyesine katıyor. Onu hayvanlar kullanıyor. Hayvanlardan daha sonra mesela biz o hayvanları yiyerek bize geçiyor. Dolayısıyla biyolojik birikime uğruyor mu? Uğruyor yoğun olarak sülfürik asit ve nitrik asit içerir. Evet arkadaşlar genellikle sülfür ve azot içeriyor. O yüzden sülfürik asit ve nitrik asit içeriyor. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 denizli seçeneği olacak. Gelelim 19. sorumuza. Bakterilerde tür içi çeşitliliğe hangileri neden olabilir? Arkadaşlar bakterilerde çeşitliliğe sebep olan iki tane olay vardır. Bunlardan bir tanesi konjugasyondur konjugasyon, diğeri de mutasyondur. Bakteriler e, en kromozomlu olduğu için bunlar da mayoz görülmez. İkiye bölünme olayı görülür ama ikiye bölünme bir eşeysiz üreme çeşididir. Yani çeşitlilik yoktur. Tür içi çeşitliliğe mutasyon ve konjugasyon sebep olur. Konjugasyon nedir? İki tane bakteri yan yana geliyorlar. Bunların plazmitleri var. Bu bilinci bakteri plazmitinin bir zincirini açıyor. Buna aktarıyor. Daha sonra ikisi de plazmite sahip olan iki tane bakteri oluyorlar arkadaşlar. Ne oldu bakın ikisi de aynı şekilde sahip oldular. Bu çeşitliliğe sebep oluyor. Mutasyon da zaten DNA'da meydana gelen değişimlerdir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 Ceyhan Şıkkı olacak. Üçüncü deneme için son sorumuza geliyoruz. Çekirdek sıvısı matriks ve stroma ile ilgili hangileri ortaktır? Bakalım. Matriks nerede bulunuyordu? Mitokondride. Stroma nerede bulunuyordu? Kloroplastta. Çekirdek sıvısı da zaten çekirdeğin içerisinde bulunuyor. DNA ve RNA mu? Şimdi çekirdekte de var, matrikste de var, stromada da var değil mi? İkisi de. Evet doğru, ortaktır. Enzimatik reaksiyonlar için ortam oluşturma. Şimdi çekirdek sıvısında enzimatik reaksiyonlar gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Mesela DNA'dan RNA sentezleniyor. O zaman ikisi de enzimatik reaksiyon için ortam oluşturuyor mu? Oluşturuyor ribozom birimlerini bulundurma demiş. Ribozom birimleri nedir? Büyük alt birim, küçük alt birimdir. Ribozom arkadaşlar hem çekirdeğin içerisinde bulunur, hem sitoplazmada, hem mitokondrinin içinde, hem de kloroplastın içinde bulunur. Dolayısıyla ribozom alt birimlerini bulundurmada ortaktır. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı hepsi ortak olacak. Şimdi dördüncü denemeyi de açalım hemen. Şimdi geldik dördüncü denememize. Diyor ki 15. sorumuz. Günlük besinlerle vücuda alınan bir vitamin çeşidinin sağlıklı bir bireydeki miktarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bu vitamin çeşidiyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Arkadaşlar bir kere idrarla atılıyor bakın idrarla atılıyor. Eğer idrarla atılıyorsa bu bir suda çözünen vitamindir. Çünkü yağda çözünen vitaminler idrarla atılmaz. O zaman bu vitamin B grubu vitaminleri ya da C vitamini olur. Bakalım. Diyor ki eksikliğinde gece körlüğü ortaya çıkar. Gece körlüğü ortaya çıkan hangi vitaminde? A vitaminiydi. A vitamini suda çözünen vitamin değildir. Gitti. Düzenleyici etkisini suda çözünerek gösterir demiş. Evet suda çözünüyor. Doğru. Provitamin olarak e, vücuda alınır demiş. Arkadaşlar B ya da C vitamini bunlar provitamin olarak vücudumuza alınmıyor. Yağda eriyen vitaminler provitamin olarak alınıyor. Dolayısıyla provitamin demek öncül vitamin demektir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız yalnız iki Bursa seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Dük omurgalılara ait özelliklerinden hangisi bir canlının bulunduğu sınıfın kesin olarak belirlenmesini sağlar? Şimdi omurgalılarda 5 tane sınıf vardı. Neydi bunlar? Balıklar, anfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Şimdi ben öyle bir özellik olduğunu göreceğim ki Bunlardan hangisi olduğunu bileceğim. Atmosferdeki serbest oksijeni kullanma. Atmosferdeki serbest oksijeni kimler kullanabilir? Karada yaşayanlar. Karada yaşayanlar kimler? Sürüngenler, ee, kuşlar, memeliler ve amfibilerin de erginleri. Dolayısıyla bunu arkadaşlar kesin olarak belirleyemiyorum. Gitti. Kapalı kan dolaşımına sahip olma. Hepsinde kapalı kan dolaşımı vardır. Ne demek kapalı kan dolaşımı? Kanın damarlar içerisinde gezmesidir. Dolayısıyla hepsinde olduğu için bu da değil. Azot ve vücut örtüsünde kıl bulundurma. Kıl dediğim zaman aklımıza kim geliyor? Memeliler geliyor. O zaman bunu direkt belirledim bakın. Azotlu boşaltım atığı olarak üre oluşturma. Şimdi üreyi Üreyi memeliler oluşturuyor bir de amfibilerin erginleri oluşturuyor dolayısıyla kesin olarak belirleyemiyorum ikisinden biri olabilir o yüzden bunu da alamam cevabım ne olacak yalnız ki bursa şıkkı olur Gelelim 17. sorumuza Ökaryot hücrelerde çekirdek zarı çift katlı olup üzerinde porlar bulunur. Buna göre bölünme evresinde olmayan bir hücrede moleküllerinden hangileri çekirdek zarındaki porlardan sitoplazmaya geçebilir? Arkadaşlar, çekirdek zarından sitoplazmaya geçebilmesi için bir ökaryot hücredeki bir canlıda çekirdekten sitoplazmaya geçebilen tek molekül RNA'dır. Tek molekül. DNA çekirdeğin içerisinde kalmak zorundadır. Bakın bölünme evresinde olmayan dediği için. Eğer bölünme evresi olsaydı bunlar zaten çekirdek zarı parçalandığı için otomatik olarak sitoplazma içinde bulunuyorlardı. Ama bölünme evresinde olmadığı sürece şu bizim hücremiz şu da çekirdeğimiz DNA çekirdeğin içinde kalır ama ürettiği mesajcı RNA'yı ürettiği taşıyıcı RNA ya da ribozomal RNA'yı dışarıya verebiliyor. Kromatin nedir? Zaten DNA'nın proteinle sarmalanmış halidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da geçemez sadece RNA geçebilir. Gelelim 18. sorumuza. Bir su ekosisteminde ABC popülasyonlarında birim alandaki birey sayıları grafikte. Birinci bölgede çevre kirliliğine bağlı olarak, e, pardon bir dakika soruyu düzgün okuyamadım. Bir su ekosisteminde ABC popülasyonlarında birim alandaki birey sayıları grafik 1'de, grafikte birinci bölgede. Çevre kirliliğine bağlı olarak değişen birey sayıları ise ikinci bölgede gösterilmiştir. Ha. Şimdi popülasyonlar arada böyle eskiciler falan geçebiliyor. Şimdi popülasyonlara baktığımız zaman A popülasyonunda bakın belli bir azalma olmuş. B popülasyonunda arkadaşlar bakın birinci de çevre kirliliği yokken sayısı azmış ama çevre kirliliği olduğunda sayısı artmış. C popülasyonunda da yine sayısında azalma olmuş. Diyor ki: Kirliliğe bağlı olarak toleransı en yüksek popülasyon A'dır demiş. Arkadaşlar kirliliğe bağlı toleransı en yüksek olan A mıdır yoksa B midir? Bakın B'nin sayısı artıyor demek ki en yüksek tolerans B'ye aittir. Bu yanlıştır. 2'ye bakıyorum. Diyor ki B popülasyonunun kirliliğe direnci C'den fazladır. Şimdi B'ye baktığım zaman arkadaşlar B'nin sayısı artıyor. C'nin sayısı azalıyor. O zaman direnci en fazla olan B'dir. Bu doğrudur. Kirlilikten tüm popülasyonlar olumsuz etkilenmiştir. A ve C olumsuz etkilenmiş ama B popülasyonu olumlu etkilenmiştir. Sayısı artmıştır. Dolayısıyla buna ulaşamam. Hangilerine ulaşılamaz dediği için cevabımız 1 ve 3 denizli şıkkı olur. Gelelim 19. sorumuza. Yine kalıtım sorusu. Soy ağacında koyu renkle belirtilen bireyler 0 RH negatif kan grubuna sahiptir. Numaralanmış bireylerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi biz yine şunu bir yerleştirelim. Hemen. Bakın. Numa ee, koyu bireyler 0 RH negatifmiş. Yani 0 0 küçük re küçük re. 0 0 küçükre küçükre yine 0 0 küçükre küçükle küçükre küçükre küçük yazdık arkadaşlar bu sıfırların bakın en üstten başlıyorum bu anne çocuklarına mecburen sıfır ve küçük re'yi verecek mi verecek o zaman hepsine sıfır küçük re yazıyorum sıfır küçük re yazdım daha sonra bakıyorum arkadaşlar buradaki şu çocuğun oluşabilmesi için Birini anneden diğerini babadan alması gerekmiyor mu sıfırların? O zaman annede sıfır var. Küçük R'leri de aynı şekilde birini babadan aldı diğerini de anneden alacak. O zaman sıfır küçük R var. 6 numarayı bilemem. Büyük R de olabilir çünkü bunların diğer hallerlerini bilmiyorum. O yüzden 6 ile ilgili bir yorum yapamam. 7'ye bakıyorum. 7 numara arkadaşlar mecburen babasından sıfırla küçük R'yi alacak mı? Alacak. Tamam şimdi geriye kalanla ilgili herhangi bir yorum yapamıyorum. Mesela buradaki bir numarayla ilgili de yorum yapamıyorum. Çünkü bir numaranın da çocuklarında sıfır ve küçük r var. Annelerinden aldılar ama babadan yani bir numaradan ne geliyor bilemiyoruz. Şimdi bakalım diyor ki hangileri yanlıştır? Bir ve beşinci bireyler kan grubu bakımından aynı fenotipte olabilirler. Bir ve beşe bakıyorum. Aynı fenotipte olabilirler mi arkadaşlar? Olabilirler değil mi? Çünkü bir numarayla ilgili herhangi bir yorum yapamıyorum olabilir. İkinci birey A0 ise ikinci birey mesela diyor ki ikinci bireyimiz A0 ise tamam. Üçüncü birey B0 genotipinde olabilir. Olabilir arkadaşlar. Herhangi bir şey yani kesinlik gibi bir şey söyleyemediği için olabilir. Altıncı birey AB RH pozitif kan grubuna sahip olabilir. Bakın altıncı bireye bakıyorum. Annesinde A. Babasında B var. Evet AB'ler yan yana gelebilir. Annede büyük R vardır. Babada işte küçük R vardır. Yine RH pozitif kan grubuna sahip olabilir. Evet. Bununla ilgili de bu şekilde yorum yapabiliriz. 4 ve 7. bireylerin kan grubu genotipi heterozigot olabilir. 4 ve 7'ye bakıyorum. 4 ve 7. 7. bireyler arkadaşlar kan grupları genotipi heterozigot olabilir. Evet mesela bu ne olabilir? B0 olabilir. Mesela B0 veya A0 olabilir Bu da A0 ya da B0 olabilir Büyük R küçük R olabilirler Bununla ilgili de bu şekilde söyleyebiliriz Diyor ki 7. birey AB RH pozitif kan grubuna sahiptir Şimdi 7. bireye bakıyorum 7. birey babasından kesinlikle ne aldı Bakın 0 ile küçük R'yi aldı 0 ile küçük R'yi alan bir birey AB kan gruplu Olamaz çünkü AB'nin yanına 0 gelemez arkadaşlar Ya 7. birey A0 olacak ya da B0 olacak. AB olamaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim 20. sorumuza. Son sorumuz 4. deneme için. 2 en eşittir 4 kromozomlu üreme ana hücresi önce bir mitoz, daha sonra oluşan hücrelerden bir tanesi mayoz geçirmiştir. Aşağıda bölünme sürecinde gerçekleşen bazı evreler şematize edilmiştir. Bu evrelerin gerçekleşme sırasını sormuş bize. Bakın önce bir mitoz geçiriyor. 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücre. O zaman önce mitoz bölünme evrelerini bulacağız. Şimdi 4 kromozomlu olarak mitoz evrelerini bulalım. Bakın bir numara değil mi? Metafaz mitozun metafazıdır. 4 numaraya bakıyorum mitozun anafazıdır. Geriye kalan 2, 3 ve 5 nedir? Mayoza aittir. Çünkü 2'de bakın çiftler halinde bulunuyor. 3'te arkadaşlar kromozom sayısı yarıya inmiş, 5'te de kromozom sayısı yarıya inmiş. O zaman ee, ilk önce mitoz geçirdiği için önce metafaz sonra anafaz yani 1 4 şeklinde başlayacak. O zaman şıklardan şöyle 1 4 olmayanları hop siliyoruz. Sonra geliyoruz. Bu hücre arkadaşlar 4 kromozomluydu ya. Ne yapacak? Profaz evresine girecek. Bakın 2 numara nedir burada? Profaz evresidir. O zaman bu nedir? Profaz 1 evresidir. Kromozomlar çiftler halinde bulunduğu için profaz 1. Daha sonra geliyorum 3 ve 4'e. Arkadaşlar 3 ve 4'e baktığım zaman bakın kromozom sayısı yarıya inmiş. O zaman mayoz 2'ye ait. Çünkü 2 tane kromozom var. Bakın şurası 5 numaraya baktığım zaman yine profaz evresidir, değil mi? Çünkü kromo, e, sentriyoller ipliklerini oluşturuyor. Yine çekirdek zarı yavaş yavaş eriyor. O zaman bu nedir? Profans 2'dir. 3 numarada zaten ayrılma olduğu için anafaz 2'dir. O zaman ne olacak? 1, 4, 2, 5, 3 olacak. 1, 4, 2, 5, 3 yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet sonunca sonuncu denememize geçelim. Geldik son denememize arkadaşlar. ikinci adım için. 3 farklı karbonhidrat çeşidine ait ven şeması aşağıda gösterilmiştir. Buna göre diyor verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Süt şekeri, arpa şekeri ve çay şekerini vermiş. Süt şekeri nedir? Laktoz. Laktoz. Arpa şekeri nedir? Maltoz. Maltoz. Çay şekeri nedir? Sükroz. Şimdi bunların içeriğinde neler var? Arkadaşlar laktozun yapısında ne var? Glikoz artı galaktoz var. Maltozun yapısında ne var? İki tane glikoz molekülü var değil mi? Sükrozun yapısında glikoz artı fruktoz var. Şimdi diyor ki A diyor monosakkarit sayısı aynıdır. A'ya baktığım zaman ikisinde de bakın süt şekerinde de çay şekerinde de monosakkaritler iki tane mi? Evet iki tane o zaman aynıdır olur. B diyor bitkisel kaynaklıdır. Bakın süt şekeri hayvansal Arpa şekeri bitkisel. Dolayısıyla bu ikisi için ortak olamaz. O yüzden gitti. C şıkkı C'ye bakıyorum. Diyor ki glikozit bağı sayısı 2'dir. Şimdi bunlar glikoz ve fruktoz birleşmiş. Burada da glikoz ve glikoz birleşmiş. İkisinde de arkadaşlar glikozit bağı sayısı kaçtır? 1'dir. Dolayısıyla bu da olamaz. Dehidrasyon senteziyle oluşur. D. Evet. Glikoz ve glikoz birleştiğinde, glikoz galaktoz, glikoz fruktoz birleştiğinde disakkarit ve su oluşur. Su oluşturma tepkimelerine de biz dehidrasyon diyoruz. Dolayısıyla bu ortaktır, doğrudur. Cevabımız 1 ve 4 olacak denizli seçeneği. Gelelim 16. sorumuza. Bitki ve hayvan hücrelerinde verilen yapılardan hangileri riboz hangilerinde ribozom ortak olarak bulunabilir? Bakalım. Sitoplazmada ribozom bulunur mu? Bulunur değil mi? Mitokondride ribozom bulunur mu? Bulunur. Ha bir dakika. Hem bitkisinde hem hayvanında ortak olarak bulunacak. Tamam. Sitoplazmasında da mitokondrisinde de bitki ve hayvanın ribozom bulunur. Endoplazm retikulumda bulunur mu? Evet. Düz granüllü endoplazm retikulum vardı. Onun üzerinde ribozom bulunuyor hem bitkide hem hayvanda. Ama kloroplast sadece bitkilerde bulunuyor arkadaşlar. Ribozom Bulunuyor kloroplast da doğru ama Hayvan hücrelerinde kloroplast yok O yüzden cevabımız C şıkkı 1-2-3 olur Değişik bir soru olmuş yani çok farklı bir soru Sormuşlar Gelelim 17. sorumuza Fenotipinde Baskın özelliği gösteren Ve genotipi bilinmeyen bir bireyin Genotipini öğrenmek amacıyla Aynı özellik bakımından çekinik Fenotipli bireyle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması denir yani Şöyle arkadaşlar Diyelim ki elimizde Büyük A'ya sahip, yanında ne olduğunu bilmediğim bir, bir fenotipli bir birey var. Bu bireyin ben genotipinin ne olduğunu bilebilmek için gidiyorum çekinik bireyle çaprazlıyorum. Eğer çekinik bireyle çaprazlama sonucunda bakın ne oluşursa bakın büyük A küçük A çaprazladığımız zaman eğer buranın büyük A olduğunu düşünürsek ne olur? Büyük A küçük A olur. Dolayısıyla %100 büyük A fenotipinde olur. Mesela bunu sarı renkli olduğunu düşünün. %100 sarı renkli olursa o zaman ben diyorum ki bu homozigottur. Ama yarısı büyük el küçük her şeklinde sarı renkli, yarısı da küçük küçükel küçük her şeklinde yeşil renkli olursa o zaman diyorum ki bu heterozigottur. Biz buna kontrol çaprazlama diyoruz. Böylece elimizdeki bireyin genotipini belirlemiş oluyoruz. Diyor kontrol çaprazlaması sonucu bireylerinden hangileri oluşabilir? Kontrol çaprazlaması sonucunda ne oluştu? Heterozigot bireyler ve çekinik bireyler oluştu değil mi? Baskın fenotipli bireyler oluştu mu? Evet baskın. Bunlar nedir? Baskın fenotiplidir. Doğru. Çekinik fenotipli birey oluştu mu? Evet oluştu. Heterozigot baskın genotipli. Heterozigot zaten şunlar heterozigottur. Oluştu. Homozigot baskın. Homozigot baskın demek büyük A büyük A. Bunlar arasında büyük A büyük A var mı oluşanlar arasında? Yok. O zaman bu oluşamaz. Biz hangileri oluşabilir dediği için cevabımız denizli seçeneği olur. Gelelim 18. sorumuza. Yine mayoz bölünme ile ilgili. Diyor ki mayoz geçirmekte olan bir hücreye ait görsel aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınız zaman bu görsel hangi evreye aittir? Tabii ki profaz 1 evresine. Profaz 1. Neden profaz 1 diyorum? Çünkü bakın homolog kromozomlar yan yana gelmişler. Çekirdek zarı yavaş yavaş eriyip kayboluyor ve iplikleri oluşmaya başlamış. O yüzden de profaz 1 diyorum. Kaç kromozomlu bu hücre? 2 yani eşittir. 4 kromozomludur. Diyor ki tetrat sayısı 4'tür. Tetrat ne demekti? Homolog kromozomların yan yana gelerek oluşturduğu şu yapıydı. Kaç tane tetrat var burada? 2. Burada 4 demiş. Bu yanlıştır. Metafaz bir evresine aittir. Hayır ne dedik? Profaz bir evresine ait. Yanlıştır. Mayoz tamamlandığında iki kromozomlu hücreler oluşur. Evet. Mayoz tamamlandığında kromozom sayısı yarı, yarıya düşeceği için iki kromozomlu hücreler oluşur. Bu doğrudur. Hangileri söylenemez dediği için cevabımız 1 ve 2 olacak. Gelelim 19. sorumuza. Tür, cins ve aile kategorilerinde yer alan canlıların protein benzerliği sırasıyla aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Diyor ki bu grafiğe benzer bir grafik elde etmek için dikey eksene verilen özelliklerden hangileri yazılabilir? Yani diyor ki türden aileye doğru gidildikçe yani aslında türden aleme doğru gidildikçe azalan özellik nedir? Türden aleme gidildikçe ortak gen sayısı azalır mı? Azalır. Birey sayısı azalır mı artar mı arkadaşlar? Türden aleme doğru gittikçe. Mesela tür olarak sadece insan türünü düşünün. Alem olarak da hayvanlar alemini düşünün. Hayvanlar aleminde mi daha fazla birey vardır insanlarda mı? Tabii ki hayvanlar aleminde. Dolayısıyla birey sayısı artıyor. Bu yanlış. Bu olmaz. Homolog organ benzerliği. Homolog organ dediğimiz kökenleri Fark, aynı, görevleri farklı olan organlar. Mesela yarasanın kanadıyla insanın kolu. Kökenleri aynıdır ama görevleri farklıdır. Biri uçmaya yarıyor, diğeri bir şeyleri tutmaya, iş yapmaya yarıyor. Dolayısıyla o homolog organ benzerliği canlıların akrabalığı arttıkça artar, akrabalık azaldıkça azalır. Yani türden aleme doğru gittikçe azalır. O yüzden bunu alıyorum. Canlı çeşitliliği, canlı çeşitliliği de aynı birey sayısı gibi ne yapacak? Artacak. Çünkü Hayvanlar aleminde mi daha fazla canlı çeşidi vardır yoksa türde mi? İnsanda sadece bir tane çeşitlilik varken insan türünde hayvanlar alemine baktığınız zaman bir sürü çeşitlilik var. Dolayısıyla bunu yazamam. Hangilerini yazabiliyorum? 1 ve 3'ü yazabiliyorum arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim diyor ki: Aşağıda bir besin piramidinde yer alan canlılara ait biyokütle miktarını gösteren grafik verilmiştir. Şimdi biyokütleyi vermiş bize. O zaman ben şöyle bir Besin piramidi çizebilirim. Büyük kütle ne yapıyordu? Üreticiden tüketiciye doğru gittikçe azalıyordu. O zaman arkadaşlar en altta bulunan hangisidir? A'dır. Sonra ne gelecek? D. Sonra C, en üstte de B var. Bu şekilde bir grafik çizdik besin piramidi. Diyor ki: Verilen grafiklerden hangileri çizilebilir? Aktarılan enerji miktarı. Şimdi aktarılan enerji ne yapıyor? A'dan B'ye doğru gittikçe azalıyor Dolayısıyla bu grafikle aynı grafik olması lazım O yüzden bir numara doğrudur Birey sayısı Arkadaşlar birey sayısı yine A'dan B'ye doğru gittikçe Artması lazım Dolayısıyla burada B'yi en yüksek göstermesi gerekiyordu B'yi en yüksek Dolayısıyla bu yanlıştır bunu çizemem Biyolojik birikim. Biyolojik birikim de yine A'dan B'ye doğru gittikçe ADCB şeklinde artacak. Burada ne yapmış bakın A, şeklinde artırmış. Dolayısıyla bunu çizebilirim. Hangileri çizilebilir dediği için cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olacak. Böylece bitirdik mi? Bitirdik. Bütün ikinci adım denemelerini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videoda üçüncü adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.